103 ile 165 koşunun arasında koşulu sağlayan ilk tam sebebi kaç tanesi 3 veya 5 tam bölünür? İkinci, bu veya'nın anlamını söylemek istiyorum. Bu da veya, ve, ya da diye kelimeler çıkıyor bazı sorular. Bunun anlamını şöyle anlatayım kısaca. İki küme çiziyorsunuz. 3'e bölünebilen, 5'e bölünebilen. Buna x, y, z gibi elemanlar olsun. Arkadaşlar veya 3 veya 5. Bu veya birleşme anlatır. 3 ile 5'in birleşimini anlatır, ifade eder. Ki 3 ile 5'in birleşimi x artı y artı z'dir. 3 ve 5 de ifadesi de kesişimi anlatır. 3 ile 5'in kesişimini anlatır. Ki sadece y'dir. 3 ya da 5 ifadesi ise sadece 3 ve sadece 5 sadece 3 ve sadece 5'i anlatır. Ki x artı z'dir. Soruları örnekle bir şekilde çizeceğiz. Ya da verirse x ve z'yi toplayacağız. Ve verirse sadece y'yi alacağız. 3 ve 5, yani 3'e ve 5'e bölünen sadece y'ye veya derse 3'ün toplamını alacağız. Soruları bu şekilde çözeceğiz. Şimdi çözelim. Bu soruda 103 ile 165 arasında kaç tane sayı olduğunu bulmalıyız. 3'ün katı olan sayılar ve 5'in katı olan sayılar. Önce şu şeyler kümeyi köşeye çizeyim. 3 ile bölünebilen, 5 ile bölünebilen, x, y, z. Şimdi 3 ile bölünebilen x artı y olacak. 5 ile bölünebilen y artı z. 3 ve 5 ile, yani kesişimlerde şu y de ikisinin okey gibi. 3 ile 5'in okey gibi 15 ile bölünebilen ifade eder. Y 15 ile bölünebilen olduğu için hem 3'e hem 5'e bölünebilen manasına geliyor. Şimdi şurada bu arada kaç tane 3'ün katı ve kaç tane 5'in katı olduğunu bulmasın. 102, 103. Şimdi 103 dahil olduğu için ben şu tarafta 102'den bakacağız. Sıfırdan 102'ye alır. Orantısını bulacağım. 102'ye alır. Bu kadar bu arası, bunun sıfırda 102 arasındaki 3'ün katlarını çıkaracağım için 102 dahil olmayan kısmı arıyorum. Sıfırdan 102'ye kadar sayılar arasında kaç tane 3'ün katı var onu bulmam lazım. 102 3'e böleceğim. 3 kere 9, 12, 4 kere 12. 34 tane 3'ün katı varmış. 0'dan 102'ye kadar. 102 aldım mı? 102 dahil değil. Çünkü 34 tane 3'ün katı dahil değil. Bu tarafa silip atacağım. Buradan 165 dahil değil. 164 alacağım. Çünkü dahil olan kısmını arıyorum artık. 102, 103'ten başlıyor. 164'e kadar olan kısım dahil. Bir de 0'dan 164'e kadar olan kısmını alacağım. 164'ü 3'e bölüyorum. 5 ve 3, 15, 14 kaldı. 4 ve 3, 12, 12, 12 kaldı. 54. 54 defa burada var. 0 ile 164 arası. 34 defa 0 ile 102 arasında. O zaman 103 ile 164 arası toplam 54 ile 34 çıkar. 20 tane 3'ün katı olan sayı olmuş arkadaşlar. 164 dahil, 103 dahil, 102 dahil olmadığı için 34'ün içine kattım. Dahil olan kısmı 20'nin içine katılır. Yani burada 3'ü, şu kısım 3 ile bölünebilen, yani şöyle yazayım, 3 ile dediğim x artı y eşittir 20 çıktı. Birleşmişsiniz, bizde x artı y artı z idi. Şimdi bir de 5'i bulacağım aynı şekilde. 0'dan 102'ye kadar 5. Yani 5'in önce şunu ifade edeyim. 5 sileyim. Bu sayıyı başka nasıl bulabiliriz? Bakın. 5'i de o şekilde bulalım. İkinci yöntemle. Şimdi bizim dahil olan kısmı önce alıyoruz. Şurada 103 dahildir. Büyük eşit yazdığım için dahil. X büyük eşit demem lazım. Dahil olan kısmı alacağım. 164. Şimdi ilk sayıyla ikinci sayılarda 5'in katı olan sayıyı bulmam lazım. 5'in katı değil 1 bölü 104, o da değil 1 bölü 105. 105 5'in katı olduğu için 105'i alırım. X büyük eşit 164'te aşağı doğru yönelim 5'i katı olan sayıya kadar. 160'dan 5'in katıdır. Şimdi bazı örneklerde görmüşsünüzdür. Demek ki mesela 105, 110, 115, 120 diye gider ve 160'a kadar gider.
Bu 105-160'a kadar kaç tane terim vardı gibi bir soru sorulduğunda ne yapıyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü aradaki artış miktarı artı 1. Bu terim sayısını bulmaydı. İki rakam arasındaki terim sayısını bulma formülü. Bu arada unutmayın, bu iki rakam arasındaki terim sayısını bulma olayı olurken ilk baştaki rakamla sondaki rakam da işin içine dahil olacak. O yüzden artı bir dönüyor. Eğer dahil olmazsa artı bir diyemeyiz. 160'ın 105 çıkardım. 55. 55 bölü 5 artı 1. 11 artı 1 daha 12 yapar. 12 yaptı. Demek ki 5 ile bölünebilme. 5 ile. Yani y artı z 12 çıktı. 2 yazalım. 12. Şimdi toplayacağım. X artı z artı 2y eşittir 32 çıktı. Y'nin birini çıkarmam lazım. Onun için y'yi de bulmam lazım. Şimdi şöyle çekiyorum. Y dediğim kesişim. Kesişim dedim 3 ve 5'in ortak olan, yani o kek'i. 3 ve 5'in o kek'i. 15 yapar. O kek. 3, 5, o kek'i 15 yapar. Yani 15 ve 15'in katı olan sayılar y'dir arkadaşlar. Çünkü 15'in katı olan sayılar hem 3 hem de 5'e bölünebilir, tam bölünebilir. Şimdi 103 ile 165 arasındaki 15'in katı olan sayıları bulacağım. İsterseniz birinci yöntemi terim sayısını bulma, isterseniz ikinci yöntemi terim sayısını bulmayı kullanın. Şimdi şuraya çizelim. İkinci yöntemdekini kullanalım. 103 ile 164 arasında 15'in katı. 103'ten sonra 15'in katı 6 çarpı 15 90'dır. 1 15'ten eklesem 105. Yani 105 15'in katı oluyor. 105 120 bu da sayabilirsin de 135 nokta 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 olabilir. 160'a kadar 150 15'in katı ve 15 eklesem 165 olmak lazım. 165 işin içine dahil olmadığı için 165'ten bir düşüğünü, yani 150 almam lazım. 150. 15, 105'ten 150'ye kadar kaç tane 15'in katı var? Son terim pardon. Son terim eksi ilk terim bölü aradaki artış miktarı 15 artı 1. 150'den 15 çıkar. 105 çıkar 45. 45 bölü 15 artı 1. 3 artı 1, 4. 4 tane bulduk. 4 tane 103 ile 164 arasında 15'in katı varmış. Yani y eşittir 4 çıktı arkadaşlar. Bize x artı y artı z lazımdı. Veya bizim için 3 veya 5. Konunun başında anlatmıştım. X artı y artı z'yi soruyor. Biz x artı z artı 2y'yi bulduk. Y'nin birini çıkaracağım. Y eşittir 4. Çıkarma yaptığımda x artı y artı z eşittir 28 kalır. Yani 28 tane sayı 3 ve 5'e tam olarak bölünebilir. Bu soru böyle. Bununla ilgili 12 soruda çözeceğiz birazdan.